Hayatım boyunca yeme ve içmeye para vermeyeceksin. Ne olursa. Ölene kadar şu anki kilondan 40 kilo fazla olacaksın. Kabul ediyorsan butona bas. Ölene kadar mı? Ola ki ben 40 kilo alırsam zaten hayatta olmayabilirim. Yani bundan ötesi... Hani sınıra yakınım diyor. Evet yani şu an obez sınırındayımdır herhalde yani. Yok artık. Şu ankinden 40 kilo fazla olacağım. Ona da para vermeyeceğim. Abi, abi bence yani ne olacak? Zaten şu anda olmam gerekenden 40 kilo fazla. Gerçi kardeş ben iyi yemeğe para sen de evet ya. İyi harcıyorsun aslında. 40 kilo fazlan var. Ama ne diyeyim ki? Aman yani. Ben 110 kilo, oldu. 110 kilo basıyor elim hızlı. Net basarım ya. Çünkü benim hayatta en fazla para verdiğim şeylerden bir tanesi, en büyük kalemlerden evet. Bir tanesi yeme içme. Çok para harcıyoruz ne yazık ki. Çok. Ama zaten diyet ürünü yiyeceğim yani o 40 kilo fazla vermek için. Yok ya ben basamayacağım. Ben de basamayacağım yani. Nasıl taşıyayım ben o kadar kiloyu? İnanılmaz başarılı sanatçı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıracaksın. Ama sen ölene kadar kimse kıymetini bilmeyecek. Parasızlıkla boğuştuğun bir yaşamın olacak. Kabul ediyorsan butona bas. Ben ediyorum galiba ya. Bu kadar kolay mı? Hiç düşünmeden. Düşündüm. Hayır. Direkt, net, kesin cevabı etmiyorum diyorsun. Ben öldükten sonra beni kahraman ilan etsen ne olur ki yani? Ama... Kusura bakmayın hiç o kadar idealist bir insan değilim ben yok hayır. Değil mi? Eğer zaten başarılı bir sanatçı değilsem muhtemelen yaşarken para kazanıyorumdur. Ne anlamı var? Zaten parasızlıktan, hastalıktan öldüm belki de. Olur. Açlık maçlık abi ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne hiç öyle o kadar bohem değilim vallahi. Hiç kusura bakmayın. Kıymetini bilin şimdi. Sanatçıların kıymetini şimdi bilin. Dünyanın en çekici insanı olacaksın. Kimi istersen senden hoşlanacak ama hiçbir zaman evlenemeyeceksin ve çocuğun olmayacak. Kabul ediyorsan butona bas. Abi şimdi bu hoşlanma muhabbetleri artık yani bence yani zaten ciddi bir ilişkin var. Yani senin de var. Evet. Hani kim istersen benden hoşlanacak yani. Abi bir katkısı yok yani tam ne olacak yani. Hoşlanacak ama sevecek mi? Sıkıntı değil evlenmeden hayatını geçirebilirsin. Çocuk da çok dert değil ama buradaki esas olay yalnız kalacaksın demek evet. İstemiş yani. Niye evlenmiyorum canım? Ay insan bir küçük böyle badır evde dolaşsın. Bir kere dırdır et böyle bir kavga et sataş. Şimdi biz ilişkisi olduğu için buna cevap veremiyoruz. Oğlum kitlendik lan buradan. Vallahi. Evlilik, bir birlikte hayatı yaşayalım. Bir falan beklenir. Tabii. Zaman onu götürüyor. İllaki yani. Zaten. Seveni buldunuz mu yürüyün gidin. Aynen zaten. Öyle. Çünkü sevmek çok güzel. Yönetmeni olduğun film en iyi film Oscar'ını alacak. Ama İnsanlar senden hiç bahsetmeyip sürekli filmin başrol oyuncusunu övecek. Kabul ediyorsan butona bas. Kabul ediyorsan butona bas. Bence de. Zaten her zaman başrol oyuncuları konuşulur. Onu diyecek. Abi o burada da. Oscar'lı yönetmenim oğlum artık. Yani artık ne yaparsam yapayım bundan sonraki filmlerimde Oscar'lı filminden diyor. Benim yazdığım, benim yarattığım bir karakter sayesinde o şey yapacak. Onun egosu bana yeter ya. Oscar'ı da almışım. Masarlar mı sana? Bir film çekersin. Arka planda çalışan 200 kişi konuşulmaz. Muhabbeti bile geçmez. Ama başrol diye ki ay köşke geçti. Evet evet aynen. Kızlar çığlık çığlığa filan. Sen de, ne diyorsun? Ben de basıyorum. Bas. İkimiz de gönlünü aldı yalnız bu soru. Evet. Güzelmiş. Gerçekten direkt aynı.